KRT'den herkese merhaba. Bugün 6 Ocak Pazartesi, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Yerel manşetle karşınızdayız. Birçok önemli başlığımız var. Ayrıntılarına bakacağız. Ancak hava durumuyla bir başlayalım. Yurt genelinde kış etkisini gösterdi. Artık Ocak ayının ilk günlerindeyiz ve kışın o olumsuz etkisini de görüyoruz diyebiliriz aslında sevgili seyirciler. Ankara'da hava durumu nasıl peki? Kar yağışı başladı. Ankara'da, başkentte bir başlayalım. Çünkü meteoroloji zaten bir uyarıda bulunmuştu. 6 Ocak Pazartesi için, bugün için bir uyarıda bulunmuştu. Ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı söylenmişti meteorolojiden yapılan açıklamada. Ve beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Ankara güne karla uyandı. Şimdi Ankara'ya uzanacağız. Melike Görür karşımızda ve Ankara'daki son durumu aktaracak bize. Hava Ankara'da nasıl? Canlı bir şekilde aktaracak. Melike, kolay gelsin. Sendeyiz. Ankara'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladı. Lapa lapa kar yağıyor. Başkent sokakları, caddeleri adeta beyaza büründü. Çok güzel bir görüntü var başkentte. Bembeyaz, beyaz bir perde örtülmüş gibi başkente. Kameraman arkadaşım Koray Sesal'dan o güzel görüntüyü sizlere ekranlara yansıtmasını rica edeceğim. Şu bilgiyi de paylaşalım. Evet, çok güzel bir görüntü var ama vatandaşlar da bugün işe gitmekte biraz zorlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle, ama şunu da belirtelim, Ankara Büyükşehir Belediyesi yoğun mesaisine gece saatlerinden bu yana devam ediyor ve buzlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hala çalışmalar devam ediyor ve bazı yollar tam anlamıyla kardan temizlendi diyebiliriz. Ankara'da 15 gündür etkili ve soğuk yağış vardı ve yeni haftada da etkisini hissettirecek bir hafta boyunca. Bugünden itibaren 0 dereceye düşecek hava sıcaklığı ama kar yağışı da yağmurla karışık olarak yağmaya devam edecek. Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor yağışlı havanın. Perşembe gününden itibaren de havanın açmasını bekliyoruz. Ankara Valiliğinden de bir uyarı geldi. Fırtına uyarısı geldi. Kentte yarın için, yani kentte yarın ve bugün için kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi ve olası soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunuldu Ankara Valiliği tarafından. Yapılan yazılı açıklamayı da sizlerle paylaşalım. Meteorolojik verilere göre Ankara ve çevresinde fırtınanın saatte 50-80 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda kamuoyunun bilgisine sunulur denildi. En çok merak edilen konu ise okulların tatil olup olmadı. Bugün Ankara Valiliği'nden herhangi bir açıklama gelmedi. Vasip Şahin okullar tatil açıklaması yapmadı henüz. Ancak yarın için böyle bir şey söz konusu olabilir. Ve bugün de her an okullar tatil edilip öğrenciler okullarından evlerine gönderilebilir. Çünkü Ankara'da bugün hayat durdu diyebiliriz. Gerçekten yoğun bir kar yağışı var ve yüksek yerlerde, Ankara'daki yüksek yerlerde de dizlere kadar, yani Elma Dağı gibi yerlerde dizlere kadar kar uzanıyor. Metresi oldukça yüksek olduğunu da belirtelim. Ankara'da durum bu şekilde. Ankara beyaza büründü. Caddeler, sokaklar adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar size bırakalım. Evet, Melike Görür, teşekkürler, kolaylıklar dileyelim Melike'ye buradan. Ankara'daki son durumu aktardı bize havaya ilişkin. Ankara beyaza büründü sevgili seyirciler. Olumsuz hava koşulları sadece başkentte değil, yurdun büyük bir kesiminde etkisini sürdürüyor ve deniz ulaşımını da etkiledi elbette. İstanbul'da Budo'nun tüm seferleri, İdo'da ise bazı seferler iptal edildi. Budo'da bugün 7-20.30 saatleri arasında karşılıklı olarak yapılması planlanan tüm seferler fırtına nedeniyle iptal edildi. Duyuru Budo'nun internet sitesinden yapıldı. Sağanak ve fırtına İstanbul Deniz Otobüslerini de etkiledi. 7.45 ve 10.30 arasındaki bazı seferlerde iptal edilmişti. Deniz ulaşımını kullanacak yolcuları da buradan uyaralım. Yola çıkmadan önce İdo ve Budo'nun sitelerine bakmaları yönünde. Çünkü her an yeni iptaller olabilir.
Evet, meteorolojiden peş peşe uyarılar geliyor. Yağışların Adana, Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılar da bulunuldu. Biz de konuyu değerlendirmek üzere hava tahmini uzmanı Mehmet Özdemir'e bağlanacağız. Affedersiniz sevgili seyirciler, şu anda hattımızda Çağlar Öztürk var. Çağlar Öztürk'ten alacağız son bilgileri. Sayın Öztürk, hoş geldiniz. Son bilgiler ne yönde? Evet, bir problem oluştu. Hatta şimdi devam edeceğiz. Yine hava tahminlerine ilişkin, hava durumuna ilişkin haberleri aktaracağız sizlere. Daha sonra da yine hava tahmini konusundaki bilgileri alacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Balıkesir başta olmak üzere tüm yurt geneli için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu ve yine bu sağanak yağış İstanbul'da da etkisini gösterdi sevgili seyirciler. Şimdi tekrar bağlanacağız. Hava tahmini uzmanı Çağlar Öztürk tekrar hattımızda. Sayın Öztürk, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Son bilgiler ne yönde? Evet, Evrebirçak, Mersin'de rengi kırmızı olan kuvvetli yağış 10.30 itibariyle başladı. Açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Bölgede bu sabahtan itibaren görülecek olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın çarşamba gününe kadar il merkezi ve kıyı ilçelerinde etkili olacağı belirtildi. Metrekareye 100 ila 200 kilogram yağış düşeceği gelen açıklamalar arasında. Bir diğer açıklama da Mersin Valiliği'nden yapıldı. Açıklamayı aktarayım size. Kenti etkisi altına alan yağmur ve fırtına konusunda vatandaşların tedbirli olunması istendi. Özellikle ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı. Tabii soğukların başlamasıyla birlikte tüm yurt kar ve yağışın etkisine girerken özellikle bu yağışlar Antalya, Mersin ve Adana'da etkisini fazlasıyla hissettirdi. Yağışların ise özellikle çarşamba günü ve bölgeyi terk edeceği bilgisini de aktaralım. Evet. Pekala. Teşekkürler. Evet, meteoroloji uyarılarda bulunuyor sevgili seyirciler. Yurt geneline ilişkin bazı yerlerde sağanak etkili, bazı yerlerde kar etkili ve yine konuyla ilgili İstanbul ve Balıkesir içinde uyarılar gelmişti. Bu iki il başta olmak üzere pek çok ilde hafta boyunca sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam edecek. Dün İstanbul'da gün boyunca aralıklı yağışlar etkisini gösterirken gece saatlerinde yağışlar etkisini arttırdı ve sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmaktan kurtulamadı. Evet, meteorolojiden son dakika haberleri gelmeye devam ederken Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan Poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'da da Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarında deniz ulaşımı durdu. Meteorolojinin uyarısını yaptığı Poyraz fırtınası Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye varan Poyraz nedeniyle Gestaş firması tüm ada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Buna göre Kuzey Ege'de Gökçeada, Kabatepe ve Bozcaada Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten Avşan, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılamıyor. Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah 9'dan itibaren geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri ise şu an aksamadan devam ediyor. Çanakkale'de Poyraz'la birlikte soğuk havada etkili oluyor. Kent merkezine yağmur, bazı ilçelerin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor.
Evet, günlerdir yapılan uyarılar sonrası beklenen sağanak bir geldi, pir geldi diyebiliriz aslında. İstanbul'u yoğun bir şekilde etkisi altına aldı yağışlar ve sonrasında ulaşım ve çeşitli noktalarda da aksamalar yaşandı. Soğuk havalar etkisini çarşı pazarda da gösterdi. Son bir haftadır soğuyan hava pazarın ateşini yükseltti. Meteoroloji İstanbul için üst üste fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. Son bir haftadır soğuyan hava pazarın ateşini yükseltti. Fiyatlar bir miktar artarken görüntüler Mecidiyeköy Gülbağ Pazarı'nda çekildi. Bahçı var, mal yetiştirmiş bahçı var. Helal olsun usta ya be. Helal olsun. Geçtiğimiz aylarda bazı zehirlenme iddiaları nedeniyle tarlada alıcı bulamayan ıspanağın kilosu 5 lira, soğan 4 lira, patates 4 lira civarında seyrediyor. Evet, meteorolojiden peş peşe uyarılar geliyor. Yağışların Adana, Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden bazı uyarılarda bulunuldu dedik. Sel, su baskını, yıldırım, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı. Ve hava durumunu konuşmayı da sürdürüyoruz sevgili seyirciler. Hava tahmin uzmanı Hayrettin Akoğlu hattımızda. Merhaba, kolaylıklar dileyelim sizlere. Yurt genelinde hava nasıl olacak? Bu tahmin hangi yönde yurt genelinde? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Yurdun batı kesimlerinde yağış beklentimiz söz konusuydu. Bu tahminleri sizinle paylaşmıştık. Bununla beraber biraz önce sizin de söylediğiniz gibi hem kar yağışı uyarısı hem de fırtına uyarısı yapmıştık. Bugün itibariyle Marmara bölgesinde kuzeydoğulu rüzgarların yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla Marmara bölgesinde vatandaşlarımızın özellikle göller, boğaz çevresinde kuzeydoğulu rüzgara karşı tedbirli ve dikkatli olmalarında fayda var diyoruz. Yine Marmara bölgesi için kar yağışı uyarısı yapmıştık. Nitekim bugün beklediğimiz kar yağışı yurdun birçok yerinde görülmeye başlandı. Vatandaşlarımızın özellikle kar yağışından önce Marmara bölgesindeki kuzeydoğulu rüzgara karşı tedbirli ve dikkatli olmalarında fayda var. Ağaçlardan ve direklerden uzak durmalarını rica ediyoruz. Yine Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli rüzgarlar var. Güneyde ve güneydoğulu rüzgarlar var. Bu rüzgarlar yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde esebileceğinden özellikle Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz dışında İç Anadolu'nun güneyi dahil olmak üzere Akdeniz'de ve İç Anadolu'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinden yine vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmelerine ve çat uçmalarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarında fayda var diyoruz. Yağış olarak da yine Marmara bölgesinde ve iç bölgelerde yer yer kar yağışı görüleceğini vatandaşlarımızın kar yağışına karşı özellikle seyir halindeki şoförlerimizin tedbirli ve dikkatli olmasında fayda var. Diğer uyarımız da bu yönde. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Dolayısıyla tam kış mevsimine uygun sıcaklıklar. Yer yer yükseklerde sıfırın altına düşen sıcaklıklara karşı özellikle yine seyir halinde ki vatandaşlarımızın, şoförlerimizin gizli buzlanma ve don olayına karşı da yine tedbiri elden bırakmamaları gerekmekte. Yani tam bir kış havası, yurdun iç ve batı kesimlerinde görülen havalar. Doğu kesimlerinde bugün yağış beklentimiz söz konusu değil ama yine yarın yağışın doğuya kayacağını tahmin ediyoruz. Doğu bölgelerimizdeki sıfırın altındaki sıcaklıklara da yine sizin aracılığımızda vatandaşlarımıza dikkat diyoruz. Evet, çok teşekkürler. Kolay gelsin Sayın Akoğlu. Sağ olun, iyi yayınlar. Evet, yurt geneline ilişkin hava tahminini aldık. Hava tahmin uzmanı Hayrettin Akoğlu'ndan sevgili seyirciler ve Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri de buz tuttu. Ayrıca il genelinde 280 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışının ardından soğuk hava ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinde doğup Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın ilçe içerisinden geçen bölümü kısmen buz tuttu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçede vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle il genelinde 280 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl özel idare ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Evet, soğuk kış günlerinde güne çorbayla başlıyorlar. Antalya, Mersin, Ankara Büyükşehir Belediyeleri bir uygulama başlattı. Vatandaşın bütçesinin yanında olmaya da devam ediyorlar. İçleri ısıtan çorba dağıtımı uygulamasından vatandaşlar oldukça memnun. Sabah geliyoruz, içimiz ısınıyor. Havanın soğumaya başlamasıyla birlikte içleri ısıtacak bir çorba dağıtımı başkent Ankara başta olmak üzere İzmit, Antalya, Mersin gibi birçok belediyede uygulamaya geçirildi. Sosyal belediyecilik anlayışını ön plana çıkararak hareket eden belediyelerde amaç şehirdeki dar gelirli kesimleri, öğrencileri önceleyen projeleri uygulamaya koymak. Burası Ankara. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla başlayan sıcak çorba uygulaması öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Bu soğuk sabahta çorbaları dağıttığı için Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz. Hani herkesin içi ısındı bu soğukta. Sabahları soğuk oluyor, çorba içimizi ısıtıyor. Buradan Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu uygulama çok iyi oldu. Çünkü öğrencilerin maddi durumları iyi olmayanlar var. Bu sayede herkes sıcak bir çorba içebiliyor en azından sabahları da olsa. Kendim bildim bileli Ankara'dayım ve ilk defa böyle şeyler görüyorum. Sabah sabah hani durduk yere bir anda karnımız doyuyor. Durduk yere okulda pay harcamak zorunda kalmıyoruz. O yüzden bizim için çok iyi bir şey. Antalya'da da üniversite öğrencilerinin çorbası Büyükşehir'in uygulamasıyla devreye sokuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla çorba ikramına başlandı. Üniversite ve hastane gibi yoğun mesailerin yaşandığı yerleri tercih eden belediye ekipleri vatandaşın ilgisiyle karşılaşıyor. İzmit Belediyesi de Fatma Kaplan Hürriyet Önerliği'nde çorba kervanına katılanlar arasında. Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından belediye sınırları içinde belirlenen 7 servis noktasında bulunan çorba çeşmeleri için 150 bin litre çorba çeşmelerinde çorba dağıtılması hizmet alımı ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 705 bin lira olarak belirlenen ihaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. Mersin'de de memnuniyet diğer yerlerden farksız. Başkan Vahap Seçer'le birlikte başlayan sosyal adalet projelerine bir ekmek bir çorba hizmeti de eklendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mobil aracıyla sabahın erken saatlerinde ücretsiz olarak sunulan hizmet vatandaşlardan tam not alırken çorbanın ve ekmeğin lezzeti memnuniyetle karşılanıyor. Evet, hava durumuna ilişkin yurt genelinden bilgiler böyleydi ve elbette bu soğuk havalarda sıcak çorba dağıtımı da çok önemli. Bu görüntüleri de taşıdık ekranlarınıza. Şimdi gelelim gündemin en önemli başlıklarından birine, Kanal İstanbul ve Kanal İstanbul'un Möntre'yi etkileyip etkilemeyeceği. Erdoğan Kanal İstanbul'la ilgili yeni açıklamalar yaptı. Bir kez daha milli bütçeyle yapılabileceğini vurguladı ve Kanal İstanbul'un Möntre kapsamında olmadığını söyledi. Çıkmasın. Ha, bulduk bulamadığımız takdirde milli bütçeden bunu yaparız. Montrö sadece boğazı bağlar yani. Burası Montrö içinde olan bir şey değil. Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey. Ve Montrö bir tarihtir boğazla beraber. Ama şu anda bizim Kanal İstanbul'umuz ise bizim kendi imkanlarımızla yeniden inşa ettiğimiz bir projedir. Ve bu Montrö kapsamında da değildir. Evet, Kanal İstanbul günlerdir, haftalardır konuşuluyor. İktidar Kanal İstanbul'u yapmakta kararlı olduğunu söylüyor. Muhalefetten tepkiler var. Uzmanlardan bazı uyarılar var sevgili seyirciler. Şimdi Kanal İstanbul'u konuşacağız. Hattımızda jeofizik uzmanı Haluk Eydoğan var. Sayın Eydoğan, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ederiz Sayın Eydoğan. Kanal İstanbul'u konuşuyoruz. Aslında günlerdir, haftalardır konuşuyoruz Kanal İstanbul'u. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar bu konuya değindi ve bir kez daha milli bütçeyle yapılabileceğini söyledi. Kanal İstanbul'u bu şekilde siyasi bir gündem olarak da konuşuyoruz, ancak önemli olan da aslında uzmanların ne dediği bu konuda. Siz de bir uzman olarak Kanal İstanbul'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Zararı ne olur, faydası olur mu? Olursa ne olur? Şimdi Kanal İstanbul çok boyutlu bir sorunlar yumağına dönüşecek. Biz buna işaret ediyoruz. Aylardır yaptığımız çalışmalarda, basın toplantılarında, televizyon konuşmalarında Kanal İstanbul, İstanbul için gerekli olmayan ve ikna edici gerekçelerle sunulmayan bir su yolu projesi. Kanal İstanbul'un Montre ile ilgili, Montre Boğazlar Sözleşmesiyle ilgili kısmı var. Çevreyle ilgili bölümleri var. Yer bilimleriyle ilgili konuları var. Marmara'nın ve Karadeniz'in önemli derece etkilenmesiyle ilgili deniz bilimleri açısından ve canlı yaşamı açısından, karada ve denizde canlı yaşamı açısından olumsuz etkileri var. Karadaki su havzalarımızı Avrupa yakasında yok edeceği konusunda çeşitli bulgular var. Yani Montre konusu tabii başlı başına uzmanların tartışmasına sahne olan bir konu. Çünkü Lozan'ın eki olan bu Montre Boğazlar Sözleşmesi başta Türkiye olmak üzere Boğazlar kıyası Türkiye'ye çok önemli haklar kazandırmıştır. Yani Türk boğazlarını yeniden Türkiye'nin egemenliğine sokmuştur. Dolayısıyla bu konularda uzmanları dinlediğimiz zaman Montre'nin bir vesileyle, kanal vesilesiyle gündeme getirilmesi ve bu Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması Türkiye'nin Boğazlar'daki hükümranlık haklarına son verebilir. Çok bence hassas bir konu. Bunun eline boyuna tartışıldığını görüyoruz ama bu iş inatla üzerine durulacak ve biz Montre'yi gerekirse tartışmaya açarız yaklaşımı bence dikkatle ele alınması gereken bir konuyu gündeme getirmiş oluyor. Yani genellikle Montre Sözleşmesi'ni ticari gemilerle ilgili hükümler yüzünden masaya getiriyorlar. Yani bunu hep yapıyorlar zaten. Yani bu bir gerekçe gibi sunuyor ama asıl altında yatan Karadeniz'de kıyılar olan ülkeler, evet başta Türkiye'nin bu bölgede savaş gemileriyle ilgili hükümranlık haklarını dikkatle ele almak gerekiyor. Yani bu geçişler kanal yaparsak Montre için bir sorun olmaz demek bence doğru değil. Çünkü genellikle zaten Montre dolaylı olarak başka şekillerde gündeme getiriliyor. Ticaret gemileriyle gündeme getiriliyor. İşte güvenlik, efendim Boğaz'da tankerler patlarmış. Dolayısıyla Boğaz'da yaşayanlar İstanbul için tehlikeliymiş. Yaptığınız kanal daha dar, daha uzun ve orada da akıntı olacak. Orada da ciddi sorunlar olacak. O zaman orada yaşayanlar için tehlikeli değil mi? Dolayısıyla Boğazlardan gemi artışı da çok bariz değil. Montre'yi, Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni bir şekilde masaya yatırma temayülleri için kullanılan birçok gerekçe var. Biz bunu görüyoruz. Zaten Montre ile ilgili uzmanlar da bunu açık açık söylüyorlar. Çünkü normal zamanlarda Türkiye dahil Karadeniz'de kıyıdaş olmayan ülkeler savaş gemisi geçiremiyorlar Boğaz'dan. Bu çok önemli. Evet Sayın Eydoğan. Buyurun devam edin buyurun. Şimdi tabii çevreyle ilgili önemli sorunlar yaratıyor. Bunlar daha önce yazıldı, çizildi epey. Bir kere bölgedeki meralar, ormanlar ve tarım alanları ve tüm ekosistemi olumsuz etkileyecek bir proje. Kanal İstanbul.
Ayrıca bölgede Çekmece Gölü içinde son yıllarda yapılan 2014 ve 2016 yıllarında yapılan jeolojik ve jeofizik araştırmalar ve deniz sismi araştırmaları ve uzaktan algılama çalışmalarında gördük ki Küçük Çekmece Gölü'nü kuzey-güney istikametine geçen aktif tali yeni faylar var. Bunlar bulundu. Bunlar hiç konuşulmuyor mesela. ÇED raporunda da bunlar yok. Ayrıca bölgede hassas ekosistemler var. Kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanları bunlar tehlike altına girecek. Sosyolojik etkileri var. Bölgeden birçok insan yerinden edilecek. Kamulaştırmalar olacak. Halkın yaşam kalitesi ve ekonomisi derinden sarsılacak. Yaşam ve su hakkı bir şekilde elinden alacak bu proje. Bu da anayasanın 56. maddesine aykırı bir durum yaratıyor. Ayrıca son günlerde gördük ki 2009 tarihinde onaylanan İstanbul'un anayasası denen, kent anayasası denen 1/100.000'lik çevre düzeni planının planına bunu tepeden inme bir şekilde eklediler, ekliyorlar. Bu genel planlama ilkelerine ve esaslarına aykırı bir durum. Yani planlama bunun hukuksal yönü de var. Planlara sonradan işlenen ve plan ana kararıyla çelişen bu Kanal İstanbul projesi İstanbul'un üst ölçekli bu 100.000'lik çevre düzeni planında hukuken yer alması mümkün değil. Yani hukukçular bunun için herhalde bir şeyler söyleyecektir. Dolayısıyla bu açıdan da biz bunu yok hükmünde görüyoruz. İstanbul'un 2009 tarihinde Büyükşehir Belediyesi'nde oy birliğiyle onaylanan İstanbul'un anayasası olan 100.000'lik çevre düzeni planına bu hukuki olmayan eklemeler ve karşıyız. Yani Kanal İstanbul böyle bir proje olarak ekleniyor şeye. Dolayısıyla çok yönlü sorunları var. Ayrıca bu proje nedeniyle Marmara Denizi çok kötü etkilenecek. Yani Karadeniz'de örneğin Marmara Denizi'nde 25 metreden daha derinde oksijen yok. Oksijen yetersizliği var. Karadeniz'de bir musluk daha açıldığı zaman oradan gelecek kirli su yani Tuna'yla, Dinyeper'le, Don'la Karadeniz'e taşınan bu Karadeniz'deki kirli su doğrudan bir yeni kanalla Marmara'ya dolmaya başlayacak. Dolayısıyla Marmara'daki canlı yaşamı etkilenecek, çok olumsuz etkilenecek ve Marmara bizim Cemal Saylam hocamızın dediği gibi kokmaya başlayacak. Sülfür kokmaya başlayacak. Konseptik gibi kokmaya başlayacak. O nedenle çok yönlü bölgesel ve çevresel etkilere yönelik bir projeden bahsediyoruz. Ayrıca ekonomi olarak da 75 milyar lira harcanacağı söyleniyor bu projeye. 5-6 yıl süreceği söyleniyor. Eğer 75 milyar gibi bir parası varsa Türkiye'nin, İstanbul'un öncelikli sorunu kapıya dayanan büyük depremin risklerini, kayıplarını azaltma projeleri olması lazım. İstanbul kentsel yenileme, iyileştirme ve sağlıklaştırma yöntemleriyle deprem güvenli hale getirilmesi gerekiyor en kısa zamanda. Eğer Türkiye'nin böyle bir parası varsa, devletin bir proje yapmaya durumu varsa bu miktar bir parayla, o zaman gelin bunu İstanbul'un deprem risklerini azaltmaya harcayalım. Daha güvenli bir şehir, daha sağlıklı bir şehir yaratmaya harcayalım. İstanbul'un Avrupa yakasının ve bütün çevresinin coğrafyasını, havasını, iklimini, yeraltı sularını, oradaki sosyal yapıyı etkileyecek bu proje neden? Biz bu projeye hiç geçerli gerekçe göremiyoruz açıkçası. Evet Sayın Erdoğan, çok teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Evet sevgili seyirciler.
Biyofizik uzmanı Haluk Eydoğan telefon attığımızdaydı. Kanal İstanbul'a ilişkin uyarılarda bulundu. Günlerdir, haftalardır aslında bu uyarılar yapılıyor ama gündemden de bir türlü düşmeyecek gibi duruyor Kanal İstanbul. Çünkü iktidar Kanal İstanbul'u yapmakta ısrarcı, muhalefetin tepkileri diyoruz. Aynı zamanda uzmanların dikkat çeken uyarıları. Bu konuyu konuştuk, şimdi devam edeceğiz. Yine İstanbul'la ilgili bir haberle simide zam geldi İstanbul'da. 1 lira 75 kuruştan satılan simit artık 2 lira oldu. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin liste fiyatı 2 lira oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar yürürlüğe girdi. Zam gelmesi normaldir ya. Çünkü her şeye zam geldi yani. Simit 1.75'ti. Şimdi 2 lira oldu yani. Normaldi yani, 2 yılda bir zam geliyor. Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu. Esnaf, simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını söylüyor. Her şeye zam geldiği için, bütün malzemelere zam geldiği için simide de zam geldi. Tabii bu artış satışlara da hemen yansıdı. Biraz durgunlaştı tabii 2 lira olduğu için ama yani vatandaşımız yavaş alışacak diye düşünüyorum. Peki vatandaş bu 25 kuruşluk zam için ne diyor? Ben simitin triyakisiyim. Sabah akşam simit yiyorum ben zaten. Asgari ücretle geçindiğim için sıkıntı yok. Mecburuz. 25 kuruştan için ne söylüyorsunuz? 25 kuruş için büyük bir para diyorum ben. Bazıları ise daha da tepkili. Zam yapın, her gün zam yapın. Simit 2 lira olmuş, ne diyeceksin be? Çok güzel olmuş, yemesin millet. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına ilginç bir uyarı yapıldı. Çeşitli kurumlara gönderilen yazıda kıyafetleri adap ve inanca göre giyin denildi. Resmi yazıda gerektiğinde kıyafetlerin makam onayıyla uyarılabileceği belirtildi. Kıyafetler edep, adap ve inanca göre uyarlansın. Bu talimat İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurumlara gönderildi. Gönderilen yazı, sağlık sektöründe hastaların başlıca problemleri olan ilaç bulamama, şehir hastanelerine verilen hasta sözleri gibi birçok konuya yönelmek yerine hangi şartlarda dönüşüm yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir Gün gazetesinde yer alan habere göre personelleri birebir ilgilendiren talimatta kıyafet standardının makam onayıyla belirlendiği fakat gerektiğinde kıyafetlerin uyarlanabileceği belirtildi. İlgili bütün kurumlara gönderilen yazıda personellerin kıyafetlerinde gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep, adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanabilir ifadeleri dikkat çekti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli bir okul müdürü karma eğitime karşı çıkan paylaşımları ile ilgili tepkileri üzerinde topladı. Konuyla ilgili muhalefetin de itirazları var. Bu seferki skandal sosyal medya üzerinden karma eğitimi karalayıcı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iki defa kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik paylaşımlar. Karma eğitim denen baş belası sistemden bir an önce vazgeçilmeli. Kapatılan Refah Partisi'nin eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın bu paylaşımı bir okul müdürü tarafından tekrar paylaşıldı. Okul müdürü tepkilerin hedefi oldu. Olayın adresi Gaziantep. Cuma Ağca, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir ilkokulun müdürü. Ağca, eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz'ın karma eğitimi hedef alan paylaşımına kendi sosyal medya hesabında da yer verdi. Sözcü gazetesinin ulaştığı okul müdürü Cuma Ağca, tepkiler üzerine çocuklarını işaret etti. Paylaşımı muhtemelen çocuklarının yapmış olabileceğini söyledi. Okul müdürü Ağca'nın sosyal medya hesabında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar da yer alıyor. Beyefendiye göre karma eğitim bir baş belasıymış. Kendisi bu ülkede Cumhuriyet'in okullarında okuyarak karma eğitimden gelerek bu ülkede müdür olmuş ama buna rağmen karma eğitimle ilgili, bu ülkenin değerleriyle ilgili sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlara baktığımız zaman arada dağlar kadar fark var. Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Uğur Kalkan da olayın peşini bırakmamakta kararlı. Gaziantep Valiliği nezdinde girişimlerde bulundum. Gaziantep Valiliğine söz konusu paylaşımı şikayet ettim. Yine genel merkezimiz de bu konuda bakanlıkla gerekli görüşmeleri yapıyor.
Konuyla ilgili şu ana kadar tarafımıza ulaşan sözlü bilgi, bu müdürle ilgili soruşturma başlatıldığı yönünde. Geçtiğimiz günlerde Van'da doğum gününde iki öğretmen birbirini sarılarak tebrik ettiği için başlarına gelen cezaları hepimiz gördük, hepimiz okuduk. Bu müdürle ilgili de ne gibi bir işlem yapılacak, bunu hep beraber takip edeceğiz. Manisa'da korkunç bir kaza yaşandı. Alaşehir ilçesinde bir minibüs şören pole yuvarlandı ve kazada iki kişi hayatını kaybetti sevgili seyirciler. Şimdi bu kaza haberini taşıyacağız ekranlarınıza ama az önce haberde dinlediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Şahin Bey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan telefon attığımızda. Onunla konuşacağız bu durumu. Sayın Kalkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sayın Kalkan, bir okul müdüründen bahsediyoruz ve karma eğitime karşı çıkan tweetleri paylaşan ve siz de bu konuya tepki gösterdiniz. O da çocuklarım yapmış olabilir dedi bu paylaşımları. Neler söylersiniz? Evet. Takipçisi olacağım demiştiniz. Son durum ne bu konuda? Şimdi öncelikle duyarlılığınız için ve yayına davetiniz için teşekkür ediyorum. Ekranları başında izleyen seyircilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Tabii aslında baktığınız zaman bu tarz paylaşım yapan yöneticiler, bu sadece milli eğitimde değil, her yerde var. Bunların derdi, yani yukarılara şirin gözükmek, daha yüksek bir mevki makamı nasıl halledebilirim? Bunun derdi, davası var. Bunun için bu tarz paylaşımlar yapıp kendilerini yukarılara şirin göstermenin derdindeler. Tabii cuma günü ben bunu Gaziantep valine şikayet ettim. Sözlü olarak da kendisi hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendim. Yani baktığınız zaman en ufak bir şeyde işte çocuklarım yapmıştır. Yani 8 yaşındaki çocuklar karma eğitimde ne zulüm görmüş de bununla ilgili paylaşım yapmış. Bunlara tabii inanmamız mümkün değil. Yine baktığınız zaman sadece karma eğitimle ilgili değil, ana muhalefet partisine, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ağza alınmayacak paylaşımlar yapılıyor. Tabii takipçisiyiz bu konunun. Yani o müdür o görevden alınana kadar da bu işin takipçisi olacağız. Yani aklıma şu geliyor. Tabii hiç kimseye bu tarz paylaşımlar yapılmasını, kendileri hakkında bu tarz hakaretler yapılmasını tasvip etmiyoruz. Ama iktidar partisinden birisi aleyhine acaba bu paylaşımlar yapılsaydı o müdürün başına neler gelirdi? Bunu da çok merak ediyorum doğrusu. Evet, bir devlet memurundan bahsediyoruz. Siyasi paylaşımları da var diyorsunuz Sayın evet. Kalkan. Ve bir devlet memurunun siyasi paylaşımlarda siyasi görüş belirtmesinde ne gibi bir zarar, yarar var? Tabii bu konuda tartışılır ama bildiğim kadarıyla memurlarda da böyle bir yasak var. Yani siyasi paylaşım yani yapma yasağı da var. Akşam yayında, sizin yayınınızda da, televizyonun yayında da ifade ettim. Yani Van'da iki tane öğretmen doğum gününde sarılarak birbirini tebrik ettiği için başlarına gelmeyen ceza kalmadı. Bunu basından okuduk, gördük. Yani acaba aynı duyarlılığı, aynı hassasiyeti bu müdürle ilgili yapacaklar mı? Bunu da çok merak ediyorum. Evet Sayın Kalkan, teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler. Gaziantep'ten bir haberdi. Nizip ilçesinde görevli bir okul müdürü bazı paylaşımlarda bulundu. Onlardan biri de karma eğitime karşı çıktığına dair paylaşımdı. Ve aynı zamanda az önce de dinledik bazı siyasi paylaşımları da olduğunu. Bu konu hakkında neler olacak, gelişmeler nasıl olacak tabii takip edeceğiz. Az önce seslendirdik bir haber var. Manisa'dan geldi bu haber. Korkunç bir kazadan bahsediyoruz. Alaşehir ilçesinde bir minibüs şarampole yuvarlandı ve kazada iki kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Korkunç kaza Manisa'da, Salihli Alaşehir Örnekköy mevkisinde meydana geldi. İbrahim Tufan yolda birden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. O sırada minibüste olan Gamze Çiftçi ve Muzaffer isimli kişi hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı. Yaralılar kazanın ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Minibüsteki 11 kişi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Denizli'deki akrabalarına ziyarete gidiyordu. Bu sırada kaza yaşandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Evet, bir yaşam hikayesi var sırada. 83 yaşındaki Elif Yıldırım, minicik evinde yaşamını güçlükle sürdüren bir kadın. Üstelik 32 metrekarelik gecekonduda kızıyla birlikte yaşıyor. Ekonomik güçlüklerinin yerinde olmadığını, güçlükleri olduğunu ve ekonomik gücünün yerinde olmadığını belirtiyor. Anne, kız evlerinin tadilatı içinse destek bekliyor. Senin yanına geldik, senin görmeye geldik, ağlamadık. 83 yıllık bir yaşam ve sadece 32 metrekarelik bir gecekondu. Burası Antalya'nın Konyaaltı ilçesi. Elif Yıldırım ve her an yanında olan kızı küçücük evde yaşam mücadelesi veriyor. Anne kız hem ekonomik sıkıntılarla hem de Elif Yıldırım'ın Alzheimer hastalığıyla boğuşuyor. Kimseleri tanımaz oluyor. Yemek yemeyi unutuyor. Ya gittiği yerde kayboluyor, adres bilmiyor. İkilinin evleri için tadilat yardımına ihtiyacı var. Bunun için destek bekliyorlar. Küçük, eski, akıyor. Yani kapı pencere sağlam değil. Yağmur, rüzgar giriyor. Yani evimizin tadilatı işte ne bileyim. Anne kızın içler acısı durumu mahallenin muhtarını da harekete geçirdi. Muhtar Hüseyin Yılmaz zor durumda olan aile için destek istedi. Ziyaretine geldiğimde evinin de ne halde olduğunu gördüm. Uzun yıllardır da burada yaşıyor. Tabii yardıma muhtaç, sizlerin de aracılığıyla yardımseverlere, kurum ve kuruluşlara sesimizi duyurabilirsek, biz de buna vesile olursak bize en mutlu olacağımız konudur. Evet, ve yerel gazetelere bakacağız. İlk sayfalarına hangi haberleri taşımışlar? Hemen başlayalım sevgili seyirciler. Başkent'le başlıyoruz. Başkent gazetesi hem başkentin, Ankara'nın gündemini taşıyor hem de Türkiye'nin gündemini ilk sayfasında taşıyor. Her sabah olduğu gibi bu sabah da seslendiriyoruz başkentin bir başlığını. Keskten enflasyon tepkisi demiş. Sevgili seyirciler, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine tepki gösteren KESK, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri milyonlarca emekçiyi, emekliyi yaşanan gerçek enflasyonu perdeleyen rakamlarla ezerek, yoksullaştırarak açlığa mahkum ediyor dedi. Yapılan açıklamada Ankara'da son 8 ay içerisinde ekmeğe %50 zam yapıldığı belirtildi. KESK'in bu açıklamaları manşete taşınmış Başkent gazetesinde. Bir diğer başlığa geçeceğiz. Başkent gazetesinde ekmeğe yapılan zam manşetten görülmüş. Bir diğer haber ise MİT'in yeni binasına ilişkin, kale hizmete açılıyor demiş. MİT'in yeni binası Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası kale bugün hizmete açılıyor. Alınan bilgiye göre 5000 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı bugün yapılacak. Bir diğer başlığa bakalım Başkent gazetesinde. Büyükşehir'de kendin pişir dönemi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm belediye birimlerinde tasarruf alışkanlığını yaygınlaştıran ve yerli üretimi teşvik eden uygulamaları birer birer hayata geçiriyor demiş gazete. Hizmet alımı yerine belediye birimlerinin kendi üretimlerini artırmaya yönelik projelerle diğer belediyelere örnek olan Büyükşehir Belediyesi, Ego Mutfağı'ndan sonra Belpa AŞ bünyesinde yeni bir mutfak daha kurdu. Evet, Başkent'ten bir haber daha. Devam edelim. Hemen seslendirdik, manşetini seslendirdik ve şimdi manşetin altında yer alan iki haber daha var. Küçük küçük yazılmış. Mansur Yavaş yeni mahallede başlığı altında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaretleri, yeni mahalle belediye başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti. Bu konuda taşınmış ilk sayfaya ve can dostlar sahiplendirildi başlığına da hemen bir bakalım. Altında belediyesi Tatlar Mahallesi'nde bulunan modern barınağıyla can dostlar şefkat eli uzandı can dostlara. Altındağ'da sokakta yaşayan hayvanları yalnız bırakmayan Altındağ Belediyesi ilçe genelinde besleme çalışmalarına devam ediyor. Evet, başkentten Ankara'dan haberler bu şekilde. Evet, devam edeceğiz. Şimdi bir diğer gazeteyi taşıyalım ekranlarınıza. Yeni Gün Gazetesi. Yeni Gün Gazetesi İstanbul'un trafiğine ilişkin bir haber vermiş. Ama İstanbul'un trafiğinin ne kadar yoğun olduğuna dair değil de İstanbul trafiğindeki orada trafikte çalışan kişilerden bahsetmiş.
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, simit, kağıt, helva satan seyyar satıcılar günlük 100-150 lira kazanıyor. İstanbul trafiği kazanç kapısı oldu manşetiyle çıkmış. Özellikle mesai çıkışlarında satış yapıyorlar. Seyyar satıcılar hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atıyorlar. Kabahatler Kanunu'na göre kendilerine 154 lira ceza kesilse de otoyollarda satışlara devam ediyorlar demiş gazete. İstanbul'un trafiğinin yoğun olduğu anlardaysa daha çok iş yaptıklarını, daha çok kazandıklarını söylüyor ve günlük 100-150 lira arasında bir kazanç sağladıkları da ifade edilmiş gazetede. Hemen devam edelim bir diğer gazeteyle. Bölge Gazetesi Adana'nın gündemini taşıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın açıklamalarını taşımış ilk sayfasına. Zeydan Karalar diyor ki, Başkan Karalar, Adana'ya kahraman unvanı verilsin. Ve manşete taşınmış Başkan Karalar, Adana'ya kahraman unvanı istediği başlığıyla Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Malum 5 Ocak'tı. Dün Adana'da kutlamalar yapıldı ve burada Belediye Başkanı Zeydan Karalar da konuştu. Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep kadar bir unvan almayı hak etmiştir dedi. Umarım çok kısa sürede buna sahip olur ifadelerini kullandı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Evet, devam ediyoruz. Bölge Gazetesi'ne de baktık sevgili seyirciler. Adana'nın gündemini taşıyor dedik Bölge Gazetesi. 2 Eylül gazetesi ise Eskişehir'den haberleri taşıyor ilk sayfasına. Eskişehir'den bir haber, her bir mağdur için 4,5 yıl. Bir kadın çeşitli kişileri, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri dolandırdı. Ve onlar için Hazreti Süleyman'ın kızı olduğunu ileri sürdü. Onlara karşı bu açıklamaları yaptı. Bu şekilde kandırdı ve psikolojik rahatsızlığı bulunanları kendi kanını içirerek 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptı. Yani iddia bu yönde. Ve o şüphe duyulan kadınsa ve 4 şüpheli ise bu konuda yargılanacak. İddianame de hazırlandı. Her bir mağdur için sanıklardan 4,5 yıl hapis isteniyor sevgili seyirciler. Evet, çeşitli yöntemlerle dolandırıcılıkları ekranlarınıza taşıyoruz aslında. Bu da o ilginç yöntemlerden biri. Kan içirerek 13 milyon lira kazanç sağlamış bu kişi. Dosya kapsamında 27 şikayetinin bulunmasından dolayı sanıkların her bir mağduru için 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi. Ve Sibel G'nin Hazreti Süleyman'ın kızı olduğunu ileri sürüp psikolojik rahatsızlığı bulunanlara kendi kanını içirerek 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Günün haberi olarak aktarılmış 2 Eylül gazetesinde sevgili seyirciler. Evet, 2 Eylül gazetesinde seslendirdik. Bu da Eskişehir'in gündemindeydi. Ordu Hayat'a bakalım. Ordu Hayat'ta da yine çevreye ilişkin birçok haber paylaşılıyor. Neredeyse her sabah Ordu Hayat gazetesi. Ordu'nun doğal güzelliklerine ve burada olabilecek zararlara karşı haberler taşıyor. Onlardan biri de Fatsa'da siyanürle altın arama faaliyetleri, daha önce de defalarca taşımıştık ekranlarınızda. Burada çevreciler bu konuya karşı çıkıyor. Ve Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş'ta bununla ilgili bir açıklama yapmış ve gazetede ilk sayfasına taşımış sevgili seyirciler. Diyor ki Zeki Odabaş, altın madeninin ekonomiye katkısının %1,5, zararının ise 500 yıllık tahribat olduğunu söylüyor. Böyle bir uyarı var Ordu'nun gazetesinde de. Burada canlı kalmaz ifadeleriyle tabii iç sayfada da bu konunun ayrıntıları yerini buluyor sevgili seyirciler. Evet, Ordu'dan bir haber taşımış olduk böylece ekranlarınızda yerel gazetelerin ilk sayfalarıyla sevgili seyirciler. Evet, gazetelerin ilk sayfalarında yer alan haberler bu şekilde. Şimdi devam edeceğiz bir haberde. Antalya'nın zirvesi Saklıkent'te kayak merkezinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan 3000 kişi karlı yollarda 150 metre uzunluğunda bayrağı taşıdı. Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen askerleri anmak için Antalya'da 1850 metre rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde adlı anma yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüşe Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat ve öğrencilerle birlikte yaklaşık 3000 kişi katıldı. Yürüyüşte yer alan asker ve polisler 150 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla dev Atatürk posteri taşıdı. Metrelerce karla kaplanan dağlık arazide yürüyen Antalyalılar şehitleri andı. İki kilometrelik yürüyüşün ardından tören alanına ulaşan grup Sarıkamış şehitleri için dua etti. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yol uzun dedikçe Hasan Çavuş. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara kırık buğday çorbasıyla üzüm hoşafı dağıtıldı. Mustafa, şurayı açın da alantılar çıksın orada. Ordu'nun Aybastı ilçesinde medreseleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda kış festivali düzenlendi. Yaylada özel hazırlanan parkurdaki festivale katılanlar kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı. Horon oynadılar, kızaklarla kayak, kar üstünde snowboard yaptılar. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi, denizden 1500 metre yükseklikte bulunan Perşembe Yaylası'nda kış festivali düzenledi. Festivale çok sayıda kişi katıldı. Hatta bazıları soğuğa rağmen Menderesler'de kano bile yaptı. Festivalde katılımcılara çorba da ikram edildi. İkramın ardından festival sona erdi. Evet, yerelin gündemini aktardık sevgili seyirciler. Noktalıyoruz. Yarın saat 11'de yerel manşette tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.